Herkese selamlar dostlar. 9 Şubat 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 5 adet mücadelem var. Yine bu maçlara bazılarını ideal, bazılarını hem ideal hem de yüksek oranlı tercihlerle sizlere sunacağım. Şimdiden değerlendirecek herkese bol şanslar. Dünden ne yaptık? Öncelikle ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi ekranda gördüğünüz zaten iki tane canlı tercih var. Bu herkes açık Telegram kanalında verildi arkadaşlar bu iki tercihte. Bir tanesini ben dün akşam verdim. Belenenses mücadelesi vardı Morinense ile birlikte. Dördüncü gol ev sahibinden bekliyordum. 1.50 bandında bir oran vardı. Devrede verdim. Biraz daha geç görüp olanlar varsa daha yüksek orandan aldı. Onları tebrik edelim. Bir de aynı şekilde sabah oynanan Melbourne City mücadelesi vardı. İlk yarı 0.5 üstünü değerlendirdim. Ben direkt arkadaşlar önerdim ki buraya attım aynı şekilde. Katıl Telegram grubunda verdik. Bir de herkese açık Telegram grubunda verdik. Açıklama kısmında linki mevcut. Yorumlarda da linkini sabitliyorum. Herkese açık Telegram grubuna girerekten de Günlük bir veya iki tane canlı tercih atmayı düşünüyorum buraya da. Sizler de gelip canlı tercihlerden faydalanabilirsiniz buradan arkadaşlar. Onun dışında kendi katıl grubumuzdan yaptık ondan bahsedeyim. Şimdi ekranda gördüğünüz üzere yine belenen ses mücadelesini zaten verdim o geldi onu geçelim. Ev sahibi 3.5 üst 2.15 gibi orandan verildi burada. Yine editör arkadaşımız verdi bunu. Bu tercihimiz başarılı oldu güzel bir şekilde canlı. Burada günü kapattık zaten. Öncesi de var zaten. Ondan sonra baktığımız zaman da tenis mücadelesiydi. 3-2-5 gibi orandan bu tenis mücadelesi geldi. Günü zaten kapattık. Burayı biraz hızlı geçeyim şöyle. Aynen. günü e, günün kombineleri vardı bu arada oradan. Ondan kendim katıl grubundaki arkadaşlara kombine yaptım. Videoyu derken atacağım. Ondan hak geçmesin misali. Sabah oynanan mücadele vardı yine aynı şekilde. Melbourne City mücadelesi. KG var tercihi başarılı. Ev gol 0.5 üst başarılı. Benim canlı tercihim ilk kere 0.5 üst. Hakem vara gitti falan derken gol müziğini vereyim isterseniz bir dinleyelim. Allah! 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 şeklinde giden bir gol müziği bu benim. Al atıyorum. Sonra Melbourne City maçının ekmeğini çok fazlaydık. Gayet güzel oldu. Toplam gol 2.5 üst. 1.55'den aynı şekilde. 1.85'den KG varı. Onu geçtim. Onlar geldi. Ee, bu geldi. Deplasman 3.5 üst. Bu tercihimiz geldi. Penaltı gol şekilde. Evin golü falan derken baya güzel şeyler geldi. Bu tenis mücadelesi de galiba başarısız oldu. Onu da söyleyeyim sizlere. Ekran diye gittiyse. bu tenis mücadelesi de başarısız oldu sanırım. Şimdi geçelim maçlarımıza isterseniz. Şimdi arkadaşlar. Katı Telegram grubumuza sizler de dahil olmak istiyorsanız hem ayrıcalıklardan faydalanıp hem de bizlere destek vermek istiyorsanız ana Telegram grubumuz var. Canlı tercihlerim verildi. Hem ana canlı tercihler hem de yüksek oranlı tercihlerin verildi. Yüksek oran grubu bir de yüksek misli grubunda. Hem ana canlı tercihler hem yüksek oran grubu hem de yüksek misli oynanabilecek maçlara bir öneri yapılıyor burada. Geleceklere bu şekilde gelebilir. Bol şanslar diyerek maçlara geçeyim. İlk mücadelem Denizli Trabzonspor mücadelesi. Videonun hemen başında sizden arkadaşlar artı 300 üzerinde like bekliyorum. Yorumda yaparsanız sevinirim. Hepinize bol şanslar. Trabzonspor'la Denizli Spor mücadelesi. Şimdi bu maçta Trabzonspor'un oranı sürekli yükseliyor. Neden yükseliyor Trabzonspor'un oranı? Trabzonspor bir sürü genç transfer yaptı bildiğiniz üzere. Muhtemelen o genç transferleri bu maçta sürebilir. Ayrıca Trabzonspor'un hafta yani bu maçtan sonra oynayacağı bir önemli maç var. Konya Spor mücadelesi. Konya Spor mücadelesinde de akılları muhtemelen orada olacağı için tabii ki Denizli Spor'a karşı yenebilir mi? Yenebilir. Fakat burada daha çok ağırlıklı olarak genç oyuncular olacağı için Trabzonspor'dan ben yani şöyle çok farklı bir galibiyet beklemiyorum. Galatasaray'ın Denizli Spor maçını hatırlıyorsunuz. Galatasaray çok fazla pozisyon bulmuştu. Ama çok ihtiyacı vardı. Ellerinde sadece ziraat kalmıştı. Onu da kaybettiler. Şu an UEFA kaldı mesela. Ziraat almak istiyorlardı. Alamadılar. Ya yani çok istekliydi. Yani o maçla bu Trabzon yani Galatasaray maçında çok pozisyona girdi. Trabzon burada girecek diye bir şey yok. Onu belirteyim. Ayrıca Denizli Spor'un başında Mesut Bakkal geldi. Birçok takımı kümede tutmuş ve birçok takımı Atlik'ten Süper Lig'e çıkarmış bir hocadır. Onu da belirteyim. Yani bu o işlerin adamı olduğunu söyleyebilirim. Denizli burada biraz daha takım oyunu olarak daha biraz defansif oynayabilir. Trabzon'da gençleri oynatacaktır muhtemelen. Ben burada Trabzon Spor'un burada 3 gol atmasını beklemiyorum. Şöyle bir öneri yaptım. Deplasman 2.5 alt. 1.40 gibi oranı var tek tercih ideal. Ben burada Trabzon'un 3 gol atmasını beklemiyorum. Az önce bahsettiğim sebeplerden dolayı Trabzon zaten gençleri sürecektir. Tabi kadro da önemli burada. Kadro anında eğer ilk 11 çıkarsa, ideal 11 çıkartırsa ya işler değişir. Oranlar zaten sürekli oynar. Sizler de takip edersiniz. Kadroyu bekleyip oynamak daha mantıklı. Ama benim önerim bu şekilde. Öngörüm de bu şekilde zaten. Tottenham'la Southampton mücadelesi. Şimdi beyler bayılma. güzel bir maç bizleri bekliyor. Tottenham'ın ligi nasıl kapattı? Leicester 3-2 geldi. Muazzam bir maçtı. Ondan sonra Chelsea maçı oynadı iki tane sanırım. Bir tane kupa bir tanesilik. Chelsea maçlarında çok bir varlık gösteremedi Tottenham takımı. Onu belirteyim. Fakat güzel transferler yaptı. Benten Kuru aldı. Kulukevski'yi aldı. Gibi kaliteli isimler aldı. Hücum hattını güçlendirdi. Högmünson'un bir sakatlığı vardı. O da takıma döndü. Son maçta Brighton'la bir kupa mücadelesi oynadılar. 3-1 gibi kazandı. Takım da orada yani yedek çıkmadı Brighton'a karşı. Tam kadro ideali sürdü yani sahaya. Benten Kur aldı, Kulukevski'yi de aldı zaten. Dakika 68'de ve 75'te değişiklikler yaptı Tottenham takımında Conte. Ben burada Tottenham tarafındayım. Şöyle bir tercih yapacağım. Tottenham, ya yani gollü bir maç bekliyorum. Skor beklentim de 3-1. Onu da belirteyim. 3-1'lik bir skor beklentim var. Tottenham galibiyete yakın. Ben şöyle bir öneri yapacağım. Tottenham'ın atacağı iki golü idealden alabiliriz diye düşündüm. Ev sahibi 1.5 üstü 1.54. Gayet güzel. Southampton takımında da çok fazla bir sakatlık yok. Önemli bir eksiklik de yok açıkçası onu da belirteyim. Fakat ya dediğim gibi Conte'nin hem yaptığı transferler olsun o transferlerin beklentisini vermek isteyecektir. Son da takıma döndü sakatlıktan döndü. Hafta içinde oynadığı bir maç vardı zaten hafta sonunda Tottenham'ın 3 birlik galip geldi. Takımda moraller yerinde. Ben Southampton takımına 2 gol atmasını bekliyorum. Okey. Şimdi eğer maç erken açılırsa zorlu bir tercih söylemek istiyorum bir de. Yüksek orandan. E, Tottenham'ın iki golünü yazdık ya. Southampton falan da yanlışlıkla bir atarsa bu mücadele üstte gider gibi geliyor. Yani Tottenham tek başına üstte götürebilir fakat erkenden de bir gol bulmamız önemli. Maç sonu 1 ve 2.5 üstün oranı 2 0 1. Şöyle gösterdim. 2 0 onun oranı var. Değerlendirecekleri yüksek oran önerim de bu şekilde. Bournemouth'la Birmingham mücadelesi. Şimdi ev sahibi bir tane hafta sonunda hafta sonunda maç oynadı kupa mücadelesi. Muazzam bir maç oynadı. Yani ben maçı izlemedim. İstatistik anlamda baktım açıkçası. E, baktığımız zaman da gerçekten muazzam bir maç oynamış. Rakibi kaleye göndermemiş zaten. Bir tane şutları var rakibin. O da gol sanırım. E, baskı anlamında da çok baskılı bir futbol sergilemiş. E, mağlup oldu. Takımda tepkiler olacak mıdır? Olacaktır. Fakat bu zaten Premier Lig'e çıkma yarışında olan bir takım ev sahibi. Bakın 3. sırada. 52-53 puanda yani burada bir sırala sıralama yarışı var. Üste çıkma, indirme, bindirme. Maç eksiği de var bu arada iki tane. Ben burada ev sahibinin 2-0'lık skorla kazanmasını bekliyorum. Direkt maç sonu biri... Oo, oranı çok düşürmüşler. Oranı çok düşürmüşler. Beyler bayanlar oran 1.45'ti. 1.45'ti oran. 1.34'e düşmüş. Muhtemelen gelir. Bakın oranı daha da düşürebilirler. Ev sahibi zaten güzel futbol sergiliyor. Önemli bir sakatlığı da yok şöyle baktığım zaman. Şöyle tekrardan bir kontrol edeyim. Kart cezalısı var. Geri cahil isimli kart var. Onun için de çok fazla bir önemli isim yok. O yüzden maç sonu bir gelir. Peki ben bu orandan oynamayayım diyen. Ya yani bir 34 tane taraf oynamayan, oynamayan diyen varsa. Bunu da düşürmüşler. 4.5 altında birinin oranı 1.50 idi. 1.46'ya düşürmüşler. Riske mi gitsek ne yapsak. Ya ilk skor beklentim 2-0. Ev sahibinden yana maç sonu 1-4.5 alt, maç sonu 1-3.5 alt gibi riskleri siz alabilirsiniz diyerek geçeyim bu mücadeleyi. Oranı fena düşürmüşler yalnız. West Bromwich ile Sheffield United mücadelesi. Bu maçı iyi dinleyin. Sheffield çok formda. Son 8 maçında inanılmaz bir performans gösterdi. Onu belirteyim. Son 8 maçında çok güzel bir çıkış içinde. West Bromwich'te düşüşte. Ya bu düşüş, düşüşün zaten faturası teknik adama değişti. Teknik adama kesildi. Teknik adamda bir değişiklik oldu. Ben baktım. Teknik adamı da gözlerine biraz fazla büyütmüşler gibi geliyor. Yani bana beklentiye soktu bence takımı. Çünkü sosyal medyasından biraz araştırma yaptım. Taraftarlar olsun. E, takımın kendi paylaşımları olsun. Biraz fazla beklenti içinde arkadaşlar. Ben şöyle bir tane ideal yapıştırayım olan düşmeden. Bakın. West Brom için yeni teknik adamın atacağı bir gol. Yazdınız mı? Deplasman 0.5 üstü. İdealdir. 1.32 bandında almak isteyenler önerilir. Yani ideal alınabilecek oranlardan bir tanesi. Maçında ben West Brom için kaybetmesini beklemiyorum. Direkt maç sonu 0-2.80 gibi orandan 1-1 gibi de bir skor beklentim var. Öncelik idealim deplasmanın atacağı bir gol. 1-1 gibi skor beklediğimden dolayı maç sonu 0-2.80 gibi orandan öneriyorum. Değerlendireceklere bol şanslar. Aston villa Leicester mücadelesi. Leicester bazı eksikler var. Hatta şöyle söyleyeyim, Raspiniya bile bu maçta olmayabilir, şüpheli durumda. Onu belirteyim. Takımın en yıldız ismi sanırım. Birçok isim var da en yıldızı Raspini herhalde. Şimdi şöyle anlatayım. Şimdi Aston Villa aradan önce inanılmaz bir şekilde performans sergiledi. Bunu zaten sizler de biliyorsunuzdur. United'la 2-2 oradan geldi. Galip geldi ligde. 1-0'lık bir Everton galibiyeti deplasmanda. Kanata Coutinho geldi bildiğiniz üzere. Aston Villa'nın kanatları biraz daha kullanmaya başladığını son maçlarda zaten gördüm. Ona dayanaraktan, Les United'de eksik olduğu için arkadaşlar, Aston Villa'nın biraz daha baskılı bir futbol sergilemesini bekliyorum. Özellikle ilk yarıdan Les United eksik ve kanatları daha fazla kullanan bir takım Aston Villa. Les de kullanıyor da baskı Aston Villa tarafından olacağı için özellikle sol kanat Coutinho'nun kanatını bolca kullanacaktır diye düşünüyorum ben. Ben şöyle bir tercih yaptım. İlk yarıdan en çok korneri Aston Villa kullanır diye düşündüm. Farklı bir tercih oldu. Tek tercih önereceğim. 1.52 gibi oranı var. İdealden böyle bir son maçlarını izledim de analiz çıkardım böyle. Not da almıştım. İlk yarı en çok korneri Aston Villa kullanır. 1.52 gibi orandan değerlendirecekleri önerimdir. Tek öneri. Sizlere tek maç önerisi olarak burada Tottenham mücadelesini önerdim arkadaşlar. Ekrana gelsin zaten ekrandadır. Tottenham'ın atacağı 2 gol. Güzel transferler yaptı. Takım moral motivasyon açısından iyi. Sonunda takıma döndü. Southampton kalesine göndereceği iki golü değerlendirme altına aldım. Bir maç benden, bir maç sizden. 1-54 olan benden. Yanına bir tane anlattığım maçlardan veya istediğiniz maçtan koyabilirsiniz. Ben burada topluma biraz güvendim. Atacağı iki golü değerlendirme altına aldım. Bol şanslar. Umarım güzel bir şekilde geçer. Kazanırız diyerekten de diyeyim ben sizlere. Seviliyorsunuz. Bay bay.